Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Almanya'da bir pazar gününden, sıcak bir pazar gününden herkese selamlar. Bugün yine Berlin'in turistik bir iki yerine gideceğiz. Pazar günleri oralarda hayat nasılmış, biraz onlara bakacağız. Kısacası pazar günü Almanya'da neler yapabilirsiniz, neler yapamazsınız onu göreceksiniz. O zaman yolculuk başlasın. Ufak bir metro yolculuğundan sonra Dom'a geldik. Tam olarak neydi buranın adı? Kurfürstendamm. Yani bizim Bağdat Caddesi. Aynen, bizim Bağdat Caddesi gibi. Kurfürstendamm orijinal ismi ama burada Kudamm diyorlar. Aynı bizim Bağdat Caddesi'ne cadde dememiz gibi. Şimdi dün de ben buradaydım. Yani şu an gördüğüm kadarıyla dün olan kalabalığı %1'i falan var herhalde. Bayağı bildiğiniz bomboş. Dediğim gibi pazar günü Almanya'da bildiğiniz hayat duruyor. Şimdi daha iç bölümlerine falan gideceğim. Şöyle aşağı doğru yürüyeceğim. Ana caddesine falan çıkacağım. Orayı da göstereceğim ufaktan. Hatta az önce söylediğim gibi durağın adını da göstereyim. Tam olarak şöyle. Kurfürstendamm. Ama buraya dediğim gibi Kudamm diyorlar. Aynı bizim Bağdat Caddesi'ne cadde dememiz gibi. Hafta içi ve cumartesi günleri burada adım atacak yer bulamazsınız. Burası bayağı turistik bir yer. Burada bir kilise var. Savaş zamanında işte 2. Dünya Savaşı'nda bomba gelmiş. İlk bomba buraya geliyor. Zaten ondan sonra savaş başlıyor. Hani bizim bildiğimiz, okuduğumuz buydu. Aynen. Anlatılan da buydu. Hani yanlış biliyorsam da yorumlarda düzeltin. Çok çok iyi bildiğimi iddia etmiyorum ama yani birçok kişiden duyduğum hikaye ve okuduğum bildiğim kadarıyla böyle. Şurası. Tamam, şu. Şimdi oraya doğru da gideceğim. Onun altı da zaten bu kamyonla girdikleri yer değil mi? Evet, arka tarafı. Biliyorsunuz burada da bir terör eylemi olmuştu. Kamyonla burada yayılan üstüne sürmüşlerdi. Aynen. O da tam o kilisenin alt bölümü. Oraya da gideceğiz şimdi, orayı da göstereceğim. İşte pazar günü böyle Almanya'da gayet rahat bir şekilde dolanabiliyorsunuz. Ama sadece dolanıyorsunuz, başka bir şey yapamıyorsunuz. Ama evet, aynen. İşte bir şeyler yiyip içebilirsiniz, onlara açık, o kadar yani. Ne yapabilirler? Bir şeyler yiyip içebilirler. Hani yeme içme yerleri çoğu genelde açık. Ama onun dışında başka hiçbir şey yok yani. Yani elektronik marketler kapalı, devlet daireleri zaten kapalı, onlar Türkiye'de de zaten kapalı. Alışveriş merkezleri kapalı. Ben ona çok şaşırmıştım. Ya biz de biliyorsunuz alışveriş merkezi demek hafta sonu demek yani. Hafta sonu milleti saldırdığı yerler demek. Burada alışveriş merkezleri de kapalı. Burada gerçekten pazar günleri parklara gidiyorlar. Sportif aktivitelerini yapıyorlar. Göl kenarlarına gidiyorlar. Göl kenarlarına gidiyorlar. Aynen dediğin gibi. Onun haricinde aileleriyle vakit geçiriyorlar. Şehir dışlarında yani atıyorum Berlin'de oturan insanların şehir dışında aileleri varsa eğer onları ziyarete gidiyorlar. Genelde hafta sonlarını bu şekilde değerlendiriyorlar. Ya da ufak böyle şehir içi etkinlikler oluyor. İşte etkinlik çadırları kuruluyor. İşte festival bölgeleri falan oluyor böyle. Ya, festival dedim de ufak böyle hani çok büyük şeyler değil. Yani genelde oralara gidiyorlar. Malum bira içiyorlar. Domuz etinden sosis yiyorlar. Falan böyle ve leş gibi kokuyor. Hiç sevmiyorum. Nefret ettiğim şeylerden bir tanesi. Kiliseyi göstereyim şöyle. Bunu da yaklaşık 2 senedir şu yanda da bir bölümü var. Kapalı olan şurası. Kapalı olan bölümü. Burası da 2 senedir tadilatta. Hala tadilatta, hala bitirecekler. Yani yapıyorlar. Onun haricinde şunu da ekleyeyim görmüşken. Hazır pazar muhabbeti yapıyoruz sessiz sakin. Berlin'de çok bu sefer geldiğimizde bütün Berlin yol çalışması. Evet. Bütün ya, Berlin ya, yani komple yol çalışması. Yolların hemen bir sürü yani büyük bir kısmı kapatılmış. Zaten Almanya'da araba kullanmak çok zor. Onunla alakalı detaylı bir video çekeceğim. Onunla da alakalı bilgiler vereceğim. Almanya'da trafikte nelere dikkat etmeniz gerekiyor ile alakalı. Neyse, o başka videonun konusu. Ne diyordum ya?
Mesela şöyle mağazalar kapalı. Caddelerde yani çok çok az insan var. Ki burası çok fazla turist bölgesi. Yani insanlar genelde geldiklerinde bu turist bölge. Yani buraları ziyaret ediyorlar. Bu kilisenin, milisenin olduğu yerleri falan ziyaret ediyorlar. Yani etraf bomboş. Az önceki festival çadırlarından bahsettim. Şu tarzdaki çadırlar. Yani bizdeki ufak fuarlar gibi aslında. Normalde burada yani adım atacak yer bulamazsınız. Böyle insanlarla böyle omuz omuza falan yürüyorsunuz ama şu an gördüğünüz üzere gayet bomboş. Yani pazar günü Almanya dediğim gibi ölü. Ölü bir ülke. Hiçbir şey yapamıyorsunuz ya. Yapabileceğiniz şeyler sadece çıkıp böyle boş boş yürürsünüz. Bisiklete binersiniz. Onun haricinde işte yemek yerleri falan açık. İşte akşam gece mekanları açık. Gece kulüpleri falan açık. İşte akşam eğlenmeye falan gidebilirsiniz. Barlara gidebilirsiniz. Ama pazar günleri eğlenceleri de çok şey olmuyor. Mekanlar da boş oluyor. Yani gece kulüpleri falan da boş oluyor. Ya insanlar komple gerçekten burada resetliyorlar kendilerini. Ya pazar günleri günün hani tam anlamıyla pazar olarak yaşıyorlar yani. Of. Hiçbir şey yapmıyorlar. Atıyorum bir tatile geldiniz buraya. Ya bir işiniz var. Birkaç günlüğüne burada bulunacaksınız. Almak istediğiniz ürünler var. İşte kılık kıyafet almak istiyorsunuz, elektronikle alakalı ürünler almak istiyorsunuz, işte ayakkabı almak istiyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle pazar gününe bırakmayın. Çünkü hiçbir şey yapamazsınız. Her yer kapalı. Dediğim gibi AVM'ler kapalı bir kere. Yani o çok enteresan. Hani ya da olması gereken bu bize enteresan geliyor. Değil mi? İnsanlar dinleniyor. Ya insanlar gerçekten yani dinleniyorlar. Hani bizde nasıl ki cumartesi pazar hani herkes ailesini alıp ne yapar? Standart AVM'ye gider. Yani biz aslında AVM'ye gittiğimizde ekstra yoruluyoruz yani. Hani her yerde de insan, sürekli ışıklar, sürekli kulakta bir uğultu. Aslında pazar gezmesi demek bir AVM'ye gittiğimizde yorgunluk demek. Burada gerçekten insanlar dinleniyorlar yani. Pazar dinlenmeye ayırıyorlar. Yani bir de şöyle bir olay var. Şimdi bizde nedir mesela? Hafta sonu mesailer aslında artar değil mi? Çünkü insanların tatili hafta sonu olduğu için herkes işlerini hafta sonu yapacak. Yani alışverişini hafta sonu yapacak, gezmesini, tozmasını hafta sonu yapacak. O yüzden personel bizde pazar günleri özellikle daha fazla. Çünkü biliyorsun bizde 6 gün çalışan sektörler de var. Hani her sektör cuma, hani cumartesi pazar tatil değil. O yüzden pazar böyle ekstra mesai binen bir yapımız var aslında bizim ülkede. Türkiye'de işleyen yapı o şekilde. Ama burada yani baksanıza şuraya. Bayağı bildiğiniz terk edilmiş bir ülke. Şöyle mesela az önce bahsettiğim hani şu tersine dediğim yani fuar alanı, ufak fuar alanları dediğim tarzda bir yere geldik. Mesela görüyorsunuz her yer bomboş. Kafeler falan. Dükkanlar bildiğiniz sinek avlıyor. Evet, burası da az önce gösterdiğim kiliseyi biraz daha yakından göstereyim istedim. Şöyle. Evet, 2016 yılında o terör öleminin olduğu yer burası. Orayı da bir göstereyim şöyle. Şöyle. Hemen hani insanların isimlerini yazmışlar. Şöyle isimlerini yazmışlar. Fotoğraflarını koymuşlar. Hangi ülkeden olduğunu koymuşlar. Ukrayna var, İsrail var. Almanya. Geneli Alman. Bayağı da Alman denk gelmiş burada. İşte böyle. Bir de şurada şöyle bir yol tarzı bir şey yapmışlar şöyle altından. Bu da büyük ihtimal akan kanları temsil ediyor diye düşünüyorum ama tam emin değilim. Evet arkadaşlar, genel olarak Almanya'da pazar günü bu şekilde geçiyor. Gösterdiğim gibi bütün dükkanlar hemen hemen kapalı. Açık hiçbir yer yok. O yüzden buraya tatile veya gezmeye geldiğinizde pazar günlerinizi ona göre ayarlarsanız, çünkü yapmak istediğiniz hiçbir şeyi pazar günü yapamayacaksınız. Alışveriş yapmak isterseniz yapamayacaksınız. Yani her yer kapalı. Cumartesi günü de bazı yerlerde yarım gün çalışma olayı var. Cumartesi günü de 3'ten sonra 4'ten sonra çoğu yer
Of'a geçiyor. Almanlar çalışmayı sevmiyorlar. Yatıyorlar arkadaş. Keyif yapıyorlar. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Pazar günü Almanya'da neler yaparsınız, neler yapamazsınız. Bir ufak çapta onu göstermeye çalıştım. Ufak da biraz böyle sohbetli bir video olsun istedim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bizim hanım yoruldu yürümekten. Şuraya pineklemiş. Yoruldun mu sen? He? Yoruldun mu pazar günü gezmelerinden? Ya hadi bakalım. Bir şey söyleyecek misin? Yok. Kanalımıza abone olun. Beğenin, like atın. Değil mi? Bunları söylemen lazım. Bunları ben hatırlatmayayım artık. Ederim tabii ki hayatım. Her zaman yardım ederim ben sana. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hanımın söylediği gibi kanala abone olmayı unutmayın.